Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. En son geçen bölüm bütün adamlarımızı şehre koyduk. Şehirdeki garnizona da abimiz ve yoldaşımıza kurdurduk, birlik kurdurduk. Artık piyadeye dönüyoruz. Şimdi hocam, öncelikle piyadeye döneceğiz de hangi asker piyade oluyor ona bir bakalım. Şimdi buradan kemankeş yapabilirim veya direkt Yeniçeri'ye girebiliriz. Yeniçeri nereden Yeniçeri'ye giriliyor hocam? Yeniçeri'de mi Balkan gençlerinden geçiyor? Evet, galiba öyle. Piyade olarak, gerçi Yeniçeri piyadesi yok muydu zaten? Burada zaten piyade yok. Full atlı bunlar. Tamam, her halükarda bize lazım. Yine kale köyünden asker toplamamız lazım. Burada bir sürü kale köyümüz var. Bir bakalım. İki kişi olduğuma bakmayın. Bir şey olursa hemen yamuldururuz yani, sağlamız. Şimdi şuradan sen bana, şuradan ben bakayım Balkan genci ne oluyor. Şimdi hocam, Balkan gencini devşirmeden acemi oğlanı çevirirsek Yeniçeri zırhlı neferine çevireceğiz. Ya da zırhlı kapı kolu piyadesi var lan, buna çeviririm. Onu ne uğradın herife bak bak. Cirit'i var. Tek el kılıcı var, kalkanı var. Yeniçeri'de ne var? İki tane ha, bir baltası var. Boş ver. Sırtlı kapı kolu piyadesi daha iyi. Yeniçeri'yi boş ver. Yeniçeri okçusu yok muydu ya? Solak var burada da, Solak biraz dandik gibi geldi bana. Onun yerine şöyle yapacağım bak şimdi. Bunları toplayacağız. Sırtlı kapı kolu piyadesine çevireceğiz. Tamam mı? Bu heriflere dönecek. Bunların zırh setleri de çok farklı değil gibi birbirinden. Bir tanesininki değişik. Bunların da statları yoktur kesin. Ayar çekeriz sonra da. Şimdi değil. Okçu olarak da anasını satayım. Şuradan gönüllü yapacağız normal köylüyü. Onu da buradan kemankeşe çevireceğiz. Nasıl? Ama ben kemankeşe bir sadak daha ok eklerim. Omuzluk zırhı yok herifin mesela. Bir omuzluk zırhı da eklenir. Ben bunlara biraz daha ayar çekerim. Bugünkü bölümlerde değil de yarınki bölümlerde artık. Şimdi arka arkaya çektiğim için bölümleri. Abi o zaman ben full ne geliyorsa elime topluyorum ya. Şimdi bak, bu herif kim bu? Acemi oğlan yapacak mıyız? Evet, acemi oğlanı kapı kulüp iadesine çeviriyoruz. O zaman acemi oğlanları alabiliriz artık. Devşirme. Normal şu askerler. Gönüllü. Bu yayalar ne oluyor? Yok, bunlar atlı yayayı almış. Tamam. Kısaca bütün piyadeleri toplayacağım ben. Şimdi bir de hepsini eğitime sokarım. Çakır çakır geliştiririz. Önce komple bir birliğimin kapasitesini fulleyeyim. Şu an yavaş olma sebebim tabii ki de adamım yok. Gönüllüleri de ver. Köylüleri gönüllü diyorum. Yaya Türkmen. Tamam, bu kemankeş olacak zaten. Direkt gelişmiş adam, sen gel. Buradan şöyle ben bir kale köylerini geze geze gideyim. Şimdi okçuyla piyadeyi aynı tutmaya çalışacağım sayısını. Hatta piyade belki bir tık daha az olabilir veya fazla da olabilir. Şimdi full piyade oynayacağım için taktik yapmak durumundayız artık. Yeri gelecek tepelere kaçacağız. Düşman da çok süvari varsa ormana kaçacağız. Baktık düşman da bir şey yok, direkt hücumlayacağız falan filan. Çeşit taktikler yapılacak. Benim adam toplamı bayağı uzun sürecek gibi ya. 300 küsür kişiyi doldurmak vakit alır biraz. Şimdi abimle öbür bizim de klan kurdurduğum için, klan diyorum, birlik kurdurduğum için şöyle bir şey var. Oha lan. Çok yavaşız ya. Sürü gütmeden eksi 3 yiyoruz. Atımız yok ya. Gerçi sayımızın da var, etkisi var. Sayıyı fulleyelim, ondan sonra bakacağım etkilere. Yaya lazım değil. Bunları aldık. Gene oya da bir uğrayalım hazır gelmişken. Bu arada bak, bizim şu öbür Venezia'ya bir tur daha yaptırmam lazım benim. Anasının gözü dur. Ver hepsini. Ticaret. Loot'un fazlasını bir satalım. Bayağı fazla var zaten. 94.000'imizi de buradan aldık. Kenti yönet dersek kent ne durumda? Sadakat bayağı yüksek.
Erzak sıkıntısı yok. Buranın tahıl ambarı yok mu lan? Tahıl ambarın seviyesi düşük. Sen bir tur bir tahıl ambara bas bakayım buraya. Eksi 3'e düşüyor. Şey de bir şey olmaz. Al ben sana bir 10K daha ateşleyeyim. İş sürü. Sen nerelisin lan? Vlandiyalı mısın? Vlandiyalı değil mi bu? Kalsın aslanım. Kal sen. Senlik bir işim yok şimdi. Tamam. Burada başka bir işimiz kalmadı. Bilgin ne eğitim veriyor? Gönderdi silah. Yok. Ben onu zaten kasıyorum. Şu köye uğradım mı? Uğradım. Şuradan bizim diğer kale köylerine falan uğrayalım. Şöyle dolanarak gidelim. Biraz hızlansam daha iyi olacak tabii de. Ben varana kadar gün geçecek. Şu köye bir daha uğrayayım lan. Bu köprüden geçerken bir yavaşım. Orman. Ha, burası orman sayılıyor. Ondan yavaşız. Yaya Türkmen olur. Sen olmazsın. Gerçi dur, yaya ne oluyordu? Yaya atlı oluyor. Yok, yaya olmuyor. Köylüleri toplayalım. Harbiden asker toplamak vakit alacak biraz. Neyse, sıkıntı değil. De çok yavaşız ya. Atları da şimdi atmak istemiyorum. Kaç tane atım var lan benim? Gene bir 300-400 tane at falan varsa atarım. Yok, çok fazla atımız yok. Bak şimdilik atmayacağım. Asker sayısından dolayı böyle işte süre eksisi falan filan yiyoruz. Sudan geçmeden de eksi yiyormuşuz. Ne suyu anasını satayım. Yanda nehir var diye. Yükten falan öyle çok bir şey yemiyoruz da. Sürü gütmeden eksi 3.41. Bütün hızımızı o düşürüyor zaten şu an. Onu da işte anca asker toplayarak halledeceğiz. Sen gel, sen de gel. Bu askerlerin de muhtemelen hiç seviyeleri falan yok. Şimdilik idare edelim. Bunlara ben şey ayarlayacağım. Hatırlarsanız bizim Kapıkulu sipahilerinin hiç seviyesi yoktu. Ne oldu lan? Bak bir tık hızlandık gibi. Askerleri alınca şimdi. Toplamaya devam. Dur, o tarafa gitme. Şuradan aşağı doğru sallanayım ben. Bir sürü köy, şehir, mehir var şurada. Napoli taraflarına doğru bir inelim. Şimdi adamları geliştirsem mi? Geliştirmeyeceğim. Hepsini bir geliştiririm en son. Sonra da eğitime sokarız zaten. Bir iki kere eğitime girsem ben orduyu direkt fullerim. Son seviye yaparım. Ama statları önemli. Statlarını veririm de zırh setlerini sonra ayarlarız. Şimdi videoda onunla uğraşmayayım. Oo, buradan aşağı bir sallandık mı bir sürü köy şehir mehir var. Bayağı bir asker toplarız. Yalnız sağlam olacak gibi bu ordu da. Yani süvari ordusu sağlam da. Bokçu ordusu da sağlam olacak. Bu arada bu ordu yine dediğim gibi güçlü olursa belli bir süre bununla oynayıp sonra full atlı okçuya dönmeyi düşünüyorum. Bayağı atlı okçu çeşitleri de var. Asker olarak bizde. Bir atlı okçu gruplarına da bakarız. Onlarla da oynarız. Şu an sadece bizim okçulara bir zırh ekleyeceğim. Bir de statlarını vereceğim askerlerin, o kadar. Heh, hız 4.9'a çıktı ha, şöyle ya. Az hızlanın oğlum. Vallahi kendine geldi adamlar, bak 5.2'ye çıktı hız, güzel güzel. Benezi'ye uğrayayım da ben unutmadan şu köyü de yaptıralım tekrar. Buranın erzağı çünkü eksiye inme ihtimali var. Artı 21 diyor da ben güvenmiyorum. Şimdi kenti yönet. Abi şu bahçeyi sen bir tur daha geliştir. Al ben sana bir 10K daha ateşleyeyim rezerv. Bir 10K daha ateşlesem. Tamam. Ticarete de loot satalım.
Envanteri bir boşaltamadık hala. Şimdi şu yan tarafa mı geçsek, aşağı mı sallansak? Şu yandan devam edeyim ya. Her köyden zaten bizim adamlardan çıkacak. Sıkıntı yok hangi krallığın köyü olduğunu. 580. Oo, çok iyi çıktı, çok iyi çıktı buradan. Buradan bayağı iyi çıktı. İyi bak, çok böyle ellenmeyen köyler sağlam oluyor tabi. Daha 175 kişi, 300 küsura daha çok var. Bütün askerlerin eğitimini fullediğimde iki tane asker birliği gözükmesi lazım. Yanlış asker almazsam şayet. Böyle öyle olması lazım. Biraz da şöyle kale köylerine abanalım. Vallahi şu an hiç bilmiyorum kaç piyadem kaç okçum var. Bence eşit topluyor gibiyim. Yani kale köyünden de normal şey de çıkıyor. Bak normal şehirden falan çıkan adam da çıkıyor. Şeyler de çıkıyor. Bizim bu Balkan gençleri. Bence eşit gibidir. Şu tarafa bir gidelim bak. Şurada çok köy möyü var. Bizim ordu niye ordu var abi şu an? Niye ordudasınız mesela? Niye boşu boşuna nüfusunuzu harcıyorsunuz? Gerçi bunlar ordu değil. Pardon lan bunlar benim birlikler doğru. Bu arada savaşta o birlikleri de direkt yanıma alabilirim ha. Sonuçta onlara nüfus da vermiyorum. Şuraya hemen bir loot'umuzu satalım da. Anasını satayım. Ne bitmez loot'muş be. Hala var. Hızımız kaç bu arada normalde? Gerçi şu an akşam oldu. 5-3. 3-3'e falan düştü. Oğlum burada en son kim geçti lan buradan? Gerçi bütün lordlar burada geziyor. Köyleri boşaltmışlar komple. Köyün hitbox'ı nerede oğlum? Heh. -232. Daha çok var. Daha çok var. Ben vallahi bir 20k falan inecek gibiyim eksi ya. Eksi 20k yazacak gibi bana günlük. Birliklerden dolayı. Birlikler dağılırsa bir daha kurdurmayacağım bu arada. Maksat o askerler komple boşa gitmesindi. Amacım oydu. Birlik komple dağılıp esir düşerse uğraşmam. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Oğlum biz bu arada evli de değiliz. Bak şimdi fark ettim. Hala bekarsın. Kimle evlensek acaba ya? Şimdi modlu karakterler de var ya. Acaba böyle sağlam güçlü bir kadın karakter var mıdır? Modlularda. Hocam şu loot'u artık bir satayım da bitsin be. Heh. Loot'u bitirdik. Yiyecek anasının gözü. 700 tahıl ne lan? At şunun çoğunu. Şuradan az olan bak. Yiyecek çeşitliliği yok bizde. Şimdi bak peyniri ver. Balık var. Et, bira, üzüm, hurma, tereyağı. Bunlar önemli. Bunları biriktirmek lazım. Ne diyor? Gandalf'mış lan. Gandalf diye okudum adamın ismini. Biraz kale köyleri. Kapasite büyük olunca bizim şimdi askerleri bilerek şehre bıraktım bu arada. Eğer baktık piyadeler çok zayıf kaldı. Sürekli dayak yiyoruz. Gider direkt oradan şeyleri çekerim. Süvarileri çekerim birliğe. Yanımdaki piyadeleri de oraya bırakırım. İş biter. Şu Kanujan mı? O herif Kanujansa onu ben bir yanıma alayım. Dur. O herif Kanujan mı? Kanujan. Kanujan. Aslanım senin toprağın yok. Gel bakayım yanıma. Anasını satayım. Karda ben hareket etmiyorum. 4-3 diyor. Nasıl 4-3 lan bu? Nerenin 4-3 oğlum bu? Kanujan bir gel bir. Karakova gireceksin bak. Neyse dur gelmişken.
Asker masker alayım diyeceğim. 3-5 tane asker çıkıyor. Kaleye bir gidebilir miyim? Anucan. Aslanım. Bize katıl. Aslanım bak şimdi bizim çok toprağımız var. Oo, mis gibi oldu. Kesin geldi bu, tamam. Şunu da yersin. Çok güzel. Kaç para istiyorsun kanucan? Bıyığını yedim. Sen ülkücü müsün? Kaç para istiyorsun? Oo, 246 istiyor. Bu da fazla istiyor. Ama değer. Gel. Hoş geldin aslanım. Sana şimdi hemen şöyle yapıyoruz kanucancım. Sen de boşta kalma diye. Sana tımarlarımdan Venezia'yı değil. Orada benim adamlarım var da. Sana Genova'yı veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir klan daha çektik bedavadan. Mis gibi oldu. Kuzeyt'in gözü yaşlı. Kuzeyt'in gözü yaşlı. Savaş bitti, hala adamlar şey kaybediyor. Değer kaybediyorlar. Zaten Kuzeyt'i bir daha savaş açarsak veya Kuzeyt bize savaş açarsa Kuzeyt'i bitirene kadar durmam. Çok da bir şey kalmadı zaten. Asker kapasitesinde ufaktan bir fullemeye yaklaştık gibi. Az kaldı. 300 bandına dayandık. 60-70 asker daha topladık mı bitiyor. Hemen gideceğim bir tane şehre, eğitime. Sokacağım adamları eğitime. Orada gelişsinler. Dur lan, o bir tane köylü vardı, onu da alalım. Bizim şu tarafta kaleler var. Şuralara bir uğrayalım. Şuradan alayım diye dolanırım. Şöyle. İyi çektik bu arada ha. Kaç klanız bir bakacağım. Hepsini ver. Kaç klan olduk? Beni saymazsan 3, 6, 9 klanız. Dur lan, yanlış mı saydım? 3, 6, 9 klanız. Yok tamam, ben de sayarsan 10 klan. 12 kale, 8 kentimiz var. Gayet iyi durumdayız. Bence bayağı sağlamız şu an ya. Güç olarak tabi Bizans'a hala yakın değiliz. 9500 gücü var hayvan heriflerin. Kesin kimseyle savaşmıyorlar, o yüzden o kadar güçlü onlar. Ama ben Bizans'a girerim. Ben Bizans'a girerim. Şu ben ordumu bir yapayım da. Şu bizim yeni orduyu bir ayarlayalım. Ben onlara sağlam gireceğim. -4000. Tamam lan, çok değil gene. Haraç'tan da az bir şey geliyor. Yerleşke geliri 2800, 7300 şey var. Bizim birlikler dağılsa bu 2000'e düşer ha eksi. Çok öyle bir büyük eksi yemem yani. Eksi 2000'de yani koymaz hiçbir şey. Ama tabii ki şu an paramız bitiyor. Şimdi adamları eğitime sokacağız. Geliştireceğiz falan derken orada da bayağı bir sağlam para harcayacağız. Adamları sıfırdan son seviyeye yükselteceğim çünkü. Para suyunu çekecek, mecburen birine saldıracağız. En yakın örnek Kuzeyt var. Kuzeyt'e direkt savaş açarım vallahi, hiç umurumda olmaz. Parayı kasabileceğimiz başka bir yer yok çünkü şu an. Bu saatten sonra kervan işi cart curt, onlar da boş. Kervan kurdurmayı sevmiyorum zaten. Kervan sadece oyunun başında iş yapıyor. Sonra savaşa girdiğiniz zaman habire yağmalanıyor kervanlar, para da getiremiyorlar. Habire bir daha kervan kurdurmaya uğraşıyorum falan. Boş iş. İlk başta güzel kazandırıyor. Ulan acaba bir ara böyle bir aseray falan alıp da. Gerçi o zaman oyunun zevk kalmaz. Ticarette son seviyeye ulaşınca para karşılığı tımarları direkt satın alabiliyorsunuz. Diyecektim öyle bir serim yapsam bütün gittiğim yerleri satın alarak da. Savaşmayınca da anlamı kalmaz. Oyunun zevki çıkmaz. Şimdi hocam 223 kişi gelişiyor. Bir saniye şimdi. Devşirmeler ne olacak abi? Devşirme acemi olan kapı kulundan ilerleyeceğiz. Bak şimdi. Devşirme acemi olan kapı kulundan ilerleyeceğiz. Devşirme acemi olan. Anasını satayım. Bu kim şimdi? Ha, bunu önce Alp'e çevireceğiz. Alp olduktan sonra yaya Türkmen'e dönecek. Önce atlı okçu olacak. Tamam, size Alp yaptık. Sen şöylesin. Bunlar da gazi değil. Kemankeş miydi? Doğru muyum? Gazi mi? Lan Gazi'nin de kalkanı falan var ha. Hangisi daha iyi? Şimdi Gazi'nin kalkanı var. Kılıç kalkanı çekip dalar bu eleman. Kemankeş'in kalkanı yok.
Ama kemankeş daha zırhlı. Bir şey söyleyeyim mi? Abi ben kemankeşe kalkan eklerim. Kemankeşe kalkan eklerim. O işi hallederiz. Yaya Türkmen'de de var çünkü kalkan. Kemankeş de yok. Böyle olmaz. Şimdilik kemankeşe çeviriyoruz bunu da. 3.700. İyi lan, çok ödemedik şimdilik. Şimdilik ama işte. Şimdi en yakın şehir neresi? Buraya hemen bir gidelim. Fark etmiyor şu an hangi şehre gideceğimiz. Önümüzdeki bölüme kalsın artık. Askerleri şey yaparız. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.